Almanya'dan, Dresden'den hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Polonya'da canımız sıkıldı. Dedik ki bize 2,5 saat mesafedeki Almanya'nın bu güzel şehrine bir tekrar gelelim. Tekrar evet, demek istedin galiba. Üçüncü gelişimiz. Benim 4. 4 mü? 4 oldu. Evet 4, 3, 3, 4'tür geliyoruz. Ama hiç daha önce video çekmemiştik. Bugün sizlerle beraber. Yoktu o zamanlar şöyle, biliyor musun? O zamanlar vlog vardı. YouTube yeni çıkıyordu ama... YouTube yeni çıkıyordu gerçekten. Müzik falan evet, deniyorduk o kadar. Hem o tarihlerde Dresden'i gezmiştik beraber. Şimdi tekrar gezeceğiz. Ama bu sefer videoda çekeceğiz. Ve sizle paylaşacağız. O zaman başlayalım hadi. Gezmeye başlayalım Dresden'de. 3 gün buradayız arkadaşlar. Panayır alanı gibi bir yer. Yani buradaki her yapı barok esintileri taşıyor. Böyle çok süslü püslü, şatafatlı, görkemli binalar etrafta görmek mümkün. Bu gördüğünüz arkamdaki, şu anda önünden geçtiğimiz yer Zwinga. Hatırlıyor musun Zwinga'yı? Ya hatırlıyorum. Evet, bu Dresden'in bir kralı var geçmiş yıllarda. Böyle işte eskilerde August Strong dedikleri, böyle güçlü Ağustos diye çevirebilir miyiz? Güçlü Ağustos'u çevirince bir garip oldu. Çevirmeyelimiz. Şimdi bu adam arkadaşlar böyle gösterişli güzel bir yapı yapmak istemiş buraya. Ve bu gördüğünüz şu anda inşaat altında olan Zwinga'yı yapmış. İçinde birçok müze ve galeri var. Bunları gezebilirsiniz. Aynı zamanda da böyle üstünde balkon kısımları var arkadaşlar bunun. Şöyle göstereyim, hatta bir tanesini gösteremedim. Heh, şu arkamda. Balkon kısımlarına da çıkıp şehrin manzarasını çekebiliyorsunuz. Dresden'in en önemli olaylarından bir tanesi porselen. Böyle porselen müzesi de var bu Zwinga'nın içinde. Geldiğiniz zaman özellikle bunu görmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bölgede yaptıkları, ürettikleri bir porselen çeşidi var ve oldukça görkemli, güzel eserler çıkarabiliyorlar bunlardan. Burası için tam Dresden'in kalbi diyebiliriz. Bunun hemen arkasına opera binası var. Özellikle buraya araçla geliyorsanız opera binasının altında ki otoparka aracınızı bırakmanızı tavsiye ederiz. Günlüğü 6 euro. Bu arada bu Zwinga'nın içerisindeki galeri ve müzelerde de girişler ücretli. Bilginiz olsun. Geldiğinizde gezmek isterseniz hepsinin ayrı ayrı ücretini ödeyip gezebilirsiniz. Bir de sanırım bir tane bir kart var. O kartı alırsanız hepsini de gezebiliyorsunuz. Onu da araştırır bakarsınız artık. Biz yürümeye devam. Şimdi buraların en meşhur Currywurst'üsüne geldik. Yani Alman sosisine geldik arkadaşlar. Burada şöyle bir masa. Donattık diyelim yani. Burası böyle 11 euro. Allah! Curry çocuk. Sosisler 4 euro. Patates 3 euro. Ekmekler ücretsiz. Wow, mekan burası. Dresden'in en iyi Currywurst'üsü. Evet kesinlikle. Arkadaşlar Currywurst güzel de şu patatese koydukları mayonez yani gerçekten dünyanın hiçbir yerinde bu kadar lezzetli mayonez yok. Bize Türkiye'de mayonez diye ne kakalıyorlar ki? Tabii biz biraz yanlış kıyafetlerle gelmişiz arkadaşlar. Polonya'dan çıkınca böyle soğuk olur düşüncesiyle montlarla falan geldik ama şu an bugün Dresden'de hava 18 derece. Gezmek için özellikle Dresden'i gezmek için inanılmaz güzel bir hava arkadaşlar. Şehrin etrafında yürüyerek gidip böyle görebileceğiniz o kadar çok yer var ki o yüzden bu güzel hava aslında sizi biraz da böyle gezmek için, yürümek için motive ediyor. Biz de montları çıkardık. Şu anda böyle tişörtlerle Currywurst'umuzu yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi buradaki güzel bir esere doğru yürüyoruz. Size orayı da göstermek istiyorum. Adı Fürstenzug. Tabii Dresden'e gelip Fürstenzug'u gezmemek olmaz. Buraların en meşhur yapılarından bir tanesi de bu arkamda görmüş olduğunuz eser. Fürstenzug bu bölgede dediğim gibi görmeniz gereken en önemli eserlerden bir tanesi arkadaşlar. Neden?
bu bölgeye ait olan bu Meissner porselininden yapılma bir resim aslında bu. Kocaman bir resim ama ve tamamen bu bölgede çıkan porselenlerden yapılıyor. Saksonya Krallığı'nı yöneten bütün krallar burada var. İşte böyle başlıyor. Tabu ileriye kadar tamamen 1127 ve 1904 yılları arasındaki kralların hepsinin ya da dükler, lordlar vesaire buraya resmetmişler. Bu porselenlerin üzerine şehrin en görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi. Her bir köşesinde, her bir karesinde ayrı bir detay var. İşte bazı ulaşım araçlarını görebilirsiniz, silahlar görebilirsiniz vesaire vesaire. Fakat burası ile ilgili, bu resimle ilgili çok ilginç bir detay var. Bu gördüğünüz resim boyunca arkadaşlar sadece ve sadece bir tane kadın görüyorsunuz. Onun haricinde hepsi erkek. Ve işte o resimdeki tek kadını da burada görebilirsiniz. Bir lordun yanında yürüyor o da. Bir tek o var. Geri kalan hepsi erkek arkadaşlar. İlginç. Bu gördüğünüz görkemli yapıda arkadaşlar Frauenkirche. Hanımlar Kilisesi diyebiliriz yani buraya. Doğru bir çeviri oldu mu Almanca hocam? Ay. Hanımlar Kilisesi doğru mudur? Ay. Hiç de beğenmiyorsun ya. Sen benim Almancamı beğenmiyorsun herhalde. Hanımlar Kilisesi. Bu kilise arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda Dresden şehrinin en çok yara alan yerlerinden bir tanesi. Neredeyse tamamına yakını yıkılmış arkadaşlar. Taş taş üstünde kalmamıştı. Uzun yıllarda böyle yıkıntılar işte ana olarak çevrede korunmuş. Bu korunan yaklaşık 3300 tane taş bir şekilde daha sonra toplanmış ve bu kiliseyi yeniden restore ederek günümüze ulaştırmışlar. Böyle kiliseyi gezerken kilisenin bazı kısımlarında koyu renkte siyah taşlar göreceksiniz. Bazı kısmında da daha açık renkte kahverengi ve beyaz taşlar var. Bunlar arkadaşlar işte 2. Dünya Savaşı'ndan önceki kalan kalıntılar ya da yeniden restore edilirken yapılan kalıntılar. Şöyle az önce bahsettiğim şeyi daha net görebilirsiniz bu açıdan. İşte siyah taşlar var ve beyaz ya da kahverengi böyle açık kahverengi olanlar var. O siyah olanlar arkadaşlar çok çok eski yıllardan günümüze ulaşan taşlar. Beyaz olanlar ise işte 2005 yılında restorasyondan önce gelen taşlar. Terasa diye geçiyor. Esasen Brüşe Terasa dediğimiz yer şu tam arkada gördüğünüz yer. O ağaçların olduğu yer. Şöyle göstereyim. Şu ileride ağaçların yeşil alanın olduğu yer. Ama bu gördüğünüz böyle alanda yine Brüşe Terasa diye geçiyor. Burası böyle arkadaşlar aynı zamanda Avrupa'nın balkonu olarak geçiyor. Elbe Nehri'nin kıyısında 500 metre uzunluğunda geniş bir alan. İki tane Carola Brücke ile Augustus Brücke yani iki tane bu önemli köprünün arasında yer alıyor bu bölge. Karşısında da Terezenwiese başlıyor zaten. Böyle karşıdan ta 10-15 kilometre boyunca Elbe Nehri'nin kıyısından Dresden'i gezebildiğiniz bölge. Benim bu Brüşe Terasa'da daha önce arkadaşlar yarım saat uyumuşluğum var. Bankta öyle bir uzandım. O kadar yorulmuştu ki daha önce Dresden'i gezdiğimizde. Hatta yine Sinoş'umla beraberdik. Ve o yorgunlukla o Brüşe Terasa'da böyle ayakkabılarımı falan çıkartıp böyle bayağı bildiğiniz affedersiniz camış gibi yarım saat yatmıştım var yani. Biz o zaman geldiğimizde 2013 yılında biz gelmeden 2 hafta önce Dresden şehrinde Elbe Nehri taşmıştı arkadaşlar. İnanılmaz büyük evet, bir taşkın olmuştu. Her yer, hatta her evet sokakların hatta yeraltı geçitlerinin çoğu hala su içindeydi. Bu gördüğünüz Elbe Nehri'nin şu an böyle sakin durduğuna bakmayın. Almanya'nın en azgın nehirlerinden bir tanesi.
şu gördüğünüz o yeşil alanlar, karşıdaki yeşil alanlar falan hepsi o binalara kadar, bazen bu nehirin suyu oralara kadar gidiyor ve şehrin içine kadar taşıyor. Bu nedenle şehrin içerisinde tahliye boruları, tahliye su borularını göreceksiniz. Afiyet olsun efendim. Gördüğünüz meşhur köprü, Dresden'in meşhur köprüsü arkadaşlar. August Brücke. Dresden'deki birinci günümüzde artık biraz böyle yürümekten de yorulduk. Atlas da hazır uyuyorken dedik şöyle biraz keyif yapalım. Geldik, birer bira söyledik kendimize ve manzaranın tadını çıkarıyoruz. Bu bölgede Radeberg diye bir şehir var arkadaşlar ve o şehrin meşhur Radeberg'e birisi var. Ben alkolsüz bir at tüketiyorum. Ama birçok çeşit birası var bunların ve oldukça lezzetli. Buraya gelirseniz Dresden şehrinde de Radeberger birasını bulabilirsiniz. Yani Almanya'nın her yerinde Radeberger birasını bulabilirsiniz ama esas bu bölgede. Ve bu nedenle de Dresden'in merkezinde Radeberger'in kendi restoranları var. Şu anda onlardan bir tanesindeyiz. Bülüşe terasının sonunda tam meydana gelmeden, köprüye gelmeden köşede bir yer. Burası 3-4 katlı bir yer. Onun teras kısmı bu balkona bağlanıyor ve burada böyle oturup köprü manzarasıyla ve Elbe Nehri manzarasıyla biranızı ya da çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi tüketebilirsiniz. Size şu ana kadar gösterdiğimiz kısımlar Dresden Altstadt diye geçiyor. Yani Dresden'in eski şehir merkezinin olduğu yerler. Daha böyle yani Dresdenli bazı insanlar işte Altstadt kısmını daha çok seviyorlar. Şu nehrin öbür tarafı da, Elbe Nehri'nin öbür tarafı da Neustadt, yani Dresden'in yeni şehir merkezi. Kimisi de burayı daha çok seviyor. Biz açıkçası konaklama fiyatına bakarak Neustadt'ta kalmayı tercih ettik. Neustadt biraz daha kozmopolit, biraz daha gençlerin, hippilerin takıldığı. Böyle Berlin'in Kreuzberg, Mitte, Ostkreuz taraflarını böyle biraz anımsatan bir yer. Burası da işte böyle tamamen turistlerin daha çok yaygın olarak geldiği, yiyip içtiği, otellerde kaldığı bölge. Bugün biraz orayı gezdik. Yarın da biraz daha fazla Neustadt bölgesinde zaman geçireceğiz. Tabii hava müsait olursa. Çünkü bugün çok güzel güneşli bir hava vardı. Fakat Almanya'nın havasına pek güven olmuyor. Öğlen tişörtle gezerken şu anda yağmurdan kaçmaya çalışıyoruz. Neyse ki hava hala 17-18 derece civarında. Yağmur yağmasına rağmen oldukça keyifli ortam. Şimdi önce bir otelimize gideceğiz. Daha doğrusu hostelimize gideceğiz. Hostelde kalacağız. Niye hostelde kalıyoruz? Ya başkalarıyla mı yatacaksınız falan gibi düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar, hostellerde de 2 kişilik odalar var. Bir hostelde, güzel bir hostelde, puanı da iyi bir hostelde çift kişilik bir oda kiraladık kendimize. Şimdi oraya gideceğiz, check-in yapacağız. Orayı da göstereceğim size. Dresden'de genellikle konaklama fiyatları gecelik 50 eurolardan başlıyor. Yani bu fiyatın altına otel bulabilmek neredeyse çok zor. Yani çift kişilik oda fiyatları 50 euro, 60 euro civarında. Ama işte böyle hafta sonu gelecekseniz, özellikle bahar aylarında, bu fiyatlar genelde 100 euronun üzerine çıkıyor. Burası 50 euronun altında bulabildiğimiz tek yerde ve puanı da biz böyle ararken işte genelde 8 ve üzeri yerlere bakıyoruz hep. Puanı da 8'in üzerinde olan tek yerde. Evet, hostelimiz bu bina arkadaşlar. Hostel Louis 20 Dresden'de, Neustadt'ta. Evet, odamıza geldik arkadaşlar. Burası 2 gece Dresden'de kalacağımız oda. Sağ olsunlar, Atlas'ın bebiş yatağını da getirip koymuşlar. Tam böyle istediğimiz gibi az önce geldiğimiz sokağa bakıyor. Şöyle. Şurası hemen dönerci. Şu keke yazan yer. Ama böyle kumpir döner falan yapıyorlarmış. Birazdan gidip orada bir şeyler yiyeceğiz. Burası da böyle Neustadt. Şimdi restorana geldik. Bizim orada görünen keke restoran. Yemekler böyle burada pişiyor. Şimdi Sinem aylardır lahmacun hasreti çekiyordu. Bir lahmacun söyledik, onu yapıyorlar burada. Taze taze açıp böyle merdane ile falan açıyorlar. Şimdi lokaline gidiyor. Almanya'da biliyorsunuz dönerlerin sosları meşhur arkadaşlar. Bu gördüğünüz her şeyi dönerin içine koyabiliyorlar. Bir de burada kumpir yapıyorlar. Kumpir söyledik. Bir de içecekler var. Şimdi bir tane de buradan ayran alacağız Atlas'a. Buraların meşhur ayranı Haydi Ayran. Bir tane de ayran söyledik. Hadi bakalım. Şu arkadaki yazı bizi buraya çeken şey.
kumpiri dönerli yapıyorlarmış. Haydi ayran. Bir baksana tadına, bir de misidimi anlayacaksın. Tuzlu çünkü, aşırı tuzlu bir ayran. Özel ishal mi be? Çok güzel, niye böyle? Güzel de arkadaşlar, 2 euro 70 lira yani. Hani takdiri size bırakıyorum. Bizim aramızda gerçek bir ayran sever varsa o da Atlas arkadaşlar. Evet dostlar, bu gördüğünüz lahmacun döner. Nasıl bir şey bu, ben anlamadım. Nasıl? Kocaman bir lahmacun. Ama dönerli lahmacun. Bu da ilginç bir konsept arkadaşlar. Bu da kumpir döner. Böyle bayağı bir karışık kumpirin üzerine döner parçaları. Çok hippie gibi değil mi ya? Müthiş. Müthiş bir şey yani şöyle. Işık biraz yetersiz, ışık tutuyorum ama gayet güzel. Hadi ayranla beraber, buraların biliyorsunuz meşhur ayranı Prag'da da içmiştik. O zaman affediyorsun bakın, dürümüne bir dakika ya, nasıl yani? Lahmacun arasında döner. Güzel mi bari? Sen de yiyorsun inşallah. Sen de mi lahmacun döner yiyorsun? Arkadaşlar Atlas et inanılmaz seviyor. Köfte et inanılmaz seviyor. Evet, dönerler yenildi. Keke'deydik. Nasıl, beğendin mi? Süper. Efsaneydi ya, efsaneydi. Abiler de çok iyi. Çok iyiydi gerçekten. İşte Türkçe'de konuştular, hep bize sağ olsunlar. Mekanda tıklım tıklımdı arkadaşlar. Sokağın adı Lindenstrasse arkadaşlar. Lindenstrasse'de Keke Döner House, tavsiye ederiz. Bir de şunu da gösterelim izleyicilerimize. Bizim Almanya'da çok sevdiğimiz şey, daha önce de çok kullandığımız bir şey. Çamaşırhane arkadaşlar, çamaşır dükkanları. Böyle geliyorsunuz, normal her zaman açık bunlar. İçeri giriyorsunuz, şurada makinelerin üzerinde otomatlar var. Şurada ileride de köşede de bir otomat var. Parasını atıyorsunuz, çamaşırları yıkıyorsunuz, burada da kurutuyorsunuz. Beklerken canınız kahve içmek isterse kahve makinesi de var, kahve de alıyorsunuz. Gayet güzel. Bizimki de burada şu an yerde, araba aldık, araba sürmeye çalışıyor. Haklıyız. Dostlar günaydın. Dresden'deki ikinci sabahımız. Şimdi yeni uyandık. Hostelde kahvaltı yapmak istemedik. Dedik ki dışarıda gidelim, bir şeyler yiyelim. Şimdi kendimize böyle kahvaltı yapacak bir fırın arıyoruz. Atlas günaydın. Atlas zaten bizi her sabah kurulu alarm gibi 7'de uyandırıyor sağ olsun. Şu an saat 7.30-8 aralığında, zaten sokaklarda bomboş. Klasik Almanya cumartesisi. Şurada bir kafe görünüyor, Google Maps'te bir bakery, bir fırın. Şimdi oraya yürüyoruz. Dresden gördüğünüz gibi Neustadt kısmı özellikle böyle tam bir hippie mekan arkadaşlar, söylüyorum size. İşte bakın, duvarlar falan pasa böyle, grafiti her yer. Genelde böyle akşamları falan işte gençlerin partilediği, insanların sürekli böyle sokaklarda çılgınca bir yaşam sürdüğü bir alan. Buralarda da böyle aileler var aslında yaşayan ama genel olarak genç yoğunluğu çok fazla. Dresden'in bu bölgesi bana özellikle Kreuzberg'i, Berlin'i, işte o Mitte taraflarını falan çok anımsatıyor. O yüzden seviyoruz burayı. Buralarda da tam bu sokaklarda daha önce biz geldiğimizde 2013 yılında Bundesrepublik Deutschland Festivali olmuştu. Böyle renkler festivali falan filan diyorlardı işte. Ama amaç geceleri sabaha kadar partilemek yani. Sokaklarda partiliyor insanlar, öyle söyleyeyim size. Evlerden böyle işte camlara falan hoparlörler koyuyorlar. Hoparlörleri böyle olduğu her evin önü diskoya dönüyor. Böyle ilginç bir ortamda. Güzeldi ama, seviyoruz. Evet, çöreklerimizi aldık, kahvemizi aldık. Atlas'ın artık böyle bir huyu çıktı arkadaşlar. Onu çekmemizi istemiyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Cam parçası. Kahvaltımızı yaptık. Sonra bir odaya döndük tekrar. Biraz benim işlerim vardı bilgisayarda, onları hallettik. Ve şimdi tekrar sokaklardayız arkadaşlar. Bugün Neustadt kısmını gezeceğiz Dresden'in. Ama hava böyle biraz bozuk, her an yağmur yağdı yağacak gibi. O nedenle dedik ki arabayı alıp o bölgeye gidelim. Yani aslında yakındayız, 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafede ama arabayı alıp gideceğiz. Arabayı nereye bıraktığımızı da gösterelim. Burası bizim kaldığımız hostele
otoparkı. Yani onun arasında buradan yer kiralamışlar. Burası başka bir binanın otoparkı. Böyle geliyorsunuz. Kapı açılıyor. Giriyorsunuz, arabayı alıyorsunuz. Bu otoparkın arkadaşlar. Bu otopark için günlük 8 euro bir ödeme yaptık. 2 gün buradayız. Toplamda 16 euro bir ödeme yaptık. Sokak parkı da yapabiliyorsunuz aslında. Fakat bu bölgede sokak parkı günlük 12 euro. Burada yaşamayan insanlar için bu fiyat. Burada yaşayanlar tabii evinin önüne çok daha uyguna bırakıyor aylık aboneliklerle ama biz 12 euroyu görünce dedik biz hostelin otoparkına bırakalım. Allah'tan yani böyle güzel bir otoparkları var. Şimdi buradan aracımızı alıp bir başka otoparka gideceğiz. Oraya da aracı bırakıp o bölgeyi gezeceğiz. Böyle binaların altını Almanya'da hep örmüşler arkadaşlar. Yani bunlar aslında dışarıdan baktığınızda birkaç tane ayrı bina. Ama mesela bakın şurası ayrı bir bina. Burası ayrı bir bina. Burası ayrı bir bina ama işte böyle hepsini birbirine bağlayıp altını otoparka çevirmişler. Bizim Mersudol'da. Şimdi bu bölüm arkadaşlar Neustadt merkez kısmı. Burada takılacağız bugün ama Altstadt'la olan yakınlığını da göstermek istiyorum. Şu karşıda tramvayın geldiği yer ve arkada zaten kiliseleri falan göreceksiniz. Orası dün takıldığımız Altstadt bölgesi. Bugün Neustadt kısmındayız ve ilk durağımız gördüğünüz Kral August, Friedrich August'un heykeli. Golden Redner, yani altın ata binen adam. Burası ile ilgili şöyle bir hikaye var arkadaşlar. Şimdi mantıken bunun yönünün buraya olması lazım. Çünkü insanlar buradan geliyor. İşte Altstadt'tan tramvaylar buradan geliyor falan. Buraya bakması lazım değil mi? Ama yok, bunun yönü buraya. Burada ne var? Orada Polonya var arkadaşlar. Friedrich August'un en büyük hayali Polonya'yı bir gün tamamen işgal etmekmiş ve orayı ele geçirmekmiş. Ama bunu başaramamış. Ey Friedrich August, sen kim köpeksin? Polonya'yı ele geçirmeye çalışıyorsun ya. Polonya gibi güzel bir ülkeyi. Sen bugün orayı ele geçirseydin belki de biz Polonya'da olmayacaktık. İyi ki geçirememişsin. Şov yani, şov. Güzel heykel. Gelin görün. Hikayesi de böyle. Ne yürüyoruz arkadaşlar. Burası böyle. Çok güzel bir cadde Neustadt'ta. Bu gelirseniz zaten Neustadt'ta gezerken buraya mutlaka uğrarsınız diye tahmin ediyorum. Altstadt'ın karşısı dediğim gibi o caddeye devam ediyoruz. Karşılıklı bir sürü mağaza var. Çok güzel yemekler yiyip içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz güzel mekanlar var. Mesela bakın Kafe Hauptstraße. Bu güzel bir fırın. Az önce biz Kafe Dreisig'de oturduk. Orası da çok güzeldi. Yürüyoruz şu anda. Eğer isterseniz bir şeyler alıp burada banklarda bile oturabilirsiniz. Arkadaşlar burayı yazın hayal etmenizi istiyorum. Yani şu ağaçların yemyeşil olduğunu düşünün. Ve burada büyük bir gölge yaptığını düşünün. İşte Dresden o zaman çok daha güzel. Gelirseniz Dresden'e böyle Haziran aylarında gelmeye çalışın ya da Ağustos sonu Eylül başı gibi. Hem yağmur olmuyor, hem nem olmuyor. Hem de her yer yemyeşil ve güneşli oluyor böyle. Bugün bizim şansımız var. Az önce yağmur yağıyordu biz içeride otururken. Şu an dışarıya çıktık, güneş açtı. Müthiş güneş oldu. Güneş açtı ya. Bugüne puanı mı 10 şu ana kadar? Evet, aynen öyle. Hadi bakalım. Atlas da uyandı bu arada. Tam uyumuştu, gene uyandı. Ve şu an çok mutsuz. Neden? Çünkü karnı aç. Şimdi bir şeyler yiyelim bakalım, ona da yedirelim. Ondan sonra geziye devam edeceğiz. Evet, şimdi de Nordsee'ye geldik. Türk Market'e gitmeden önce dedik bir Nordsee'ye yiyelim. Bir yemeğimizi yiyelim. Evet, Dresden'de bir Türk Market var. Oraya da gideceğiz birazdan. Nordsee gayet başarılı. Çok güzel yemekler var. Yani çok daha güzel şeyler de var arkadaşlar ama az önce biraz da kafede de bir şeyler yediğimiz için dedik böyle ufak tefek bir şeyler sıçralım. Asıl mesele burada atlası doyurmak. Evet. Tabii o yine sadece patates yiyor her zamanki gibi. Diğerlerinden de yiyecek inşallah. Dresden'de İstanbul Market adında bir Türk market var arkadaşlar. Ve biz zaten esasen Almanya'ya, yani genellikle Türkiye'yi özlediğimizde, Türkiye'den böyle bazı ürünlere ihtiyaç olduğunda geliyoruz. Dresden'deki bu Türk marketi de görünce hadi dedik tekrar Dresden'e gidelim. Hem gezeriz şöyle birkaç gün hem de ihtiyaçlarımızı alır döneriz. Şimdi oraya gideceğiz. Şöyle bir bakacağız ne var ne yok. Aslında çok bir ihtiyacımız yok ama işte böyle zeytin gibi, işte ıvır zıvır Polonya'da böyle bulamadığımız şeyler denk gelirse bir şeyler almak istiyoruz. Neustadt bölgesinde o markette arkadaşlar. Şimdi gidince göstereceğiz zaten. Arabayla seyahat etmenin en güzel yanı arkadaşlar.
arabaya sığınmak. Şu an dışarıda inanılmaz bir yağmur yağıyor ve rüzgar var. Ama gördüğünüz üzere arabayla seyahat ettiğinizde ıslanma dertleriniz kalmıyor. Şimdi buradan yola çıkacağız. Hareket edeceğiz yani. İstanbul Market'e gideceğiz. Şu yağmuru da şöyle bir göstermek istedim size. Dresden Neustadt'ta Sarazenstraße burası arkadaşlar. Aklınızda olsun. Burada park otomatları ödeme yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bize bir etiket veriyor. Ne kadar kalacaksanız. Mesela ben saat 3'e kadar ödeme yaptım. 4 euro. Ve işte biz saat 12.30'dan beri buralardayız. Şu an saat tam 14.54. Yani 5 dakika sonra en geç buradan çıkmam gerekiyor. Yoksa ceza yazabilirler. Buraya bırakabilirsiniz. Bütün gün bırakmak isterseniz de 6 euro. Yani zaten burası da yine Eskişehir merkezine çok yakın. Biz dün Eskişehir merkezini gezerken Dresden'in Semper Opera, orada Jonti Park, Conti Park artık nasıl okursanız, öyle bir otopark vardı. Oraya bırakmıştık. Onun da günlüğü 6 euro. Burası da 6 euro. Hangisi kolayınıza gelirse. Yani önce Altstadt'tan gezinize başlarsanız Altstadt'a, operanın oraya aracınızı bırakıp bu tarafa gelebilirsiniz. Ya da gezinize buradan başlayacaksanız aracınızı buraya bırakıp Neustadt'a gezip Altstadt'a gezip dönüp aracınızı alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bence Dresden'deki en ucuz iki park yeri bunlar. Hiçbir şey bizi Türk Market ziyaretimizden mahrum edemez. O markete gidilecek. Geldik arkadaşlar, önündeyiz şimdi. İstanbul Market. Neustadt'ta tren istasyonuna yakın bir mesafede arkadaşlar. Zaten göreceğiniz üzere kocaman yazıyor. Türkische Lebensmittel İstanbul Market. Hadi bakalım. Arkadaşlar, cennet gibi bir yere geldik. Zeytinler, turşular. Aşkım her şey var, her şey. Her şey var. Soslar, moslar. Başladık. Oo, peynirler. Yalnız bizim sevdiğimiz zeytinlerden yok gördüğüm kadarıyla, büyüklerinden. Peynirler. Bunlar arkadaşlar beyaz peynir. Yani genel olarak burada beyaz peynir satılıyor zaten. Almanya Türk marketlerinin çoğunda. Her şey var ya aklınıza gelen, işte bulgur yavruları, makarna çeşitleri. Bakın mercimekler, buğday, bakla. Her şey var, her şey. Alacağız sırayla, hadi bakalım. Bu ne ya? Hadi Allah aşkına. O kadar da değil. Mesela Türkiye'de satışları yasaklanan bunlar, ekşili soslar burada hala var. Görüyorsunuz. Tarhana. Bundan sonra şey bile var. Gözleme, pişirme şeyi. Bu tarafta baharatlar var. Bu tarafta çekirdek, mekirdek, ıvır zıvır bisküvitler falan var. Tahin, pekmez. Her şey var. Soda da var. Sonra tabii buraların meşhur çay çeşitleri var arkadaşlar. Ve Türk kahvelerimiz. Onlar da yine burada yerlerini almışlar. Çaydanlıkta satıyorlar. Arko krem bile var. Bu çay çok güzel. Şey de var. Ne o? Setler de var. Çay bardağı falan. Yani işte temel ihtiyaçlar var. Evet, ihtiyaçlar alındı. Neler aldık? Zeytin aldık arkadaşlar. Sucuk aldık. Aha da bu poşetin dışına sarkan böreklik yufka. Yufka aldık. Polonya'da pek bulamıyoruz. Ve nar ekşisi aldık. Onu niye aldık onu ben de bilmiyorum. Onu ya, mercimek, yasak... mercimek köftesi için aldık ya. Ya Türkiye'de bile yasakladılar artık, gözünü seveyim ya. Herhalde dünyadaki son nar ekşisini aldık. Neyse arkadaşlar, aklınızda olsun, Dresden'e gelirseniz çok da hoş sohbeti olan, güzel bir sahibi olan bir market. İstanbul Market. Her zaman alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Neredeyse her şey var. Her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Ama benim hayalim sivri biberdi, onu bulamadım. O beni biraz üzdü arkadaşlar. O beni biraz üzdü. Bu arada fiyatını söylemeyi unutmuşuz. Fiyatını da söyleyelim. Toplamda aldığımız o 4 ürün 16 euro 75 cent tuttu arkadaşlar. Sucuk 4.80 falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Zeytin yaklaşık 9-10 euro civarındaydı zaten.
Yufka kaç para bilmiyorum ama ucuzdu galiba. 2 euro gibi bir şey. 1-2 euro. Şeyde nar ekşisi. Nar ekşisi de ucuzdu sanırım. 2 euroydu. Yalnız geçti yalnız bunu söylediğimiz rakam. Şey gibi oldu o. Vedat Milor peynirciye gidiyordu ya. Onun gibi oldu. Bunu koyabilir miyiz şuraya bir yere? Arkadaşlar 16.75 tuttu işte. Karıştırmayın siz boşver. 16.75 tuttu. İyi ya, fena değil. Biraz tabii pahalı gibi oluyor ama bu ürünlere her zaman erişemiyoruz kolay kolay. Ve özlüyoruz. Yani gelmişken denk geldi aldık işte öyle diyelim. Mutluyuz. Evet, burada böyle bir yapı var arkadaşlar. Burası nedir? Bu Yenice Camii'dir. Ben bunun cami olduğunu iddia ettim ama değilmiş arkadaşlar, cami. Ama sence? Hayır, cami değilmiş ama cami formunda inşa edilmiş bir yapıymış. Çok da eski, 1906 mı neydi yapım yılı. Şu anda kültür sanat merkezi gibi kullanılıyor. İçerisinde tiyatro, opera falan oluyormuş. Ama yeni Z yazmışlar tepesine. Ben onu görünce bir de cami gibi yani. Dedim tamam yani burası ibadethane, Yenice cami yani. Girip bir dua etseydin içerisinde. İçeriden müminler çıktı böyle insanlar. Gördüm yani böyle. Mümin olduklarını nereden biliyorsun? Çay bu, almış çıkıyorlardı sadece. Yüzlü, temiz suratlı insanlar çıktı yani. Mümin yani bunlar. Ama öyle değilmiş. Bunlar mümin de cami değilmiş yani. Cami gibi bir bina yapmışlar. Nasıl neyse. Nereye götürüyorsun bu arada bizi? Söyle bakalım. Ben şimdi sizi Taşit Müzesi'ne götürüyorum. Hani bir müze varmış. Oraya evet, Fekes Museum. Bakacağız bakalım ne var ne yok. Girebileceğiz mi içeri? Önce sizi bir bırakacağım arabayla bir yere. Ondan sonra oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Gidelim gidelim. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz Taşit Müzesi'ne gireceğiz arkadaşlar. Dresden'de bugün dediğimiz gibi hava biraz yağmurlu. Şansımıza saat 4'e kadar ara ara güneş açtığı için biraz gezdik. Ama artık riske atmak istemiyoruz. Dedik ki kapalı bir alana girelim. Tekrar Frauenkirchen'in oraya Altstadt'a geldik. Ve hemen yanındaki Taşit Müzesi'ne gireceğiz. Sizle beraber gezelim bakalım ne varmış. Evet, müzeye girdik. Şu an müzenin hiç, yani gezilmesi gereken yerinde değiliz. Böyle bir amfi gibi alanındayız ama burada bir uçak var. Atlas uçakları çok sevdiği için onu göstermek istedik. Ama burada takılıyor. Arkadaşlar müzeye girdik ama bu müzeyle ilgili can sıkıcı bir durum var. Müzenin girişi 11 euro. Hadi hadi. İki kişi 22 euro. Hadi hadi. Hayatımda girdiğim en pahalı müze. Müzelerden nefret ediyorum. Sırf Atlas böyle araçları çok seviyor diye geldik arkadaşlar. Onun hatırına girdik bakalım, gezeceğiz. Şimdi müzenin trenler kısmındayız. Bu gördüğünüz tren 1839 yılında Leipzig ve Dresden arasında olan trenmiş. Adı Saksonya treni. 1839 yılında çalışıyormuş bakın bu tren. Çok iyi değil mi? Evet, şimdi tabii toplu taşıma araçlarının en önemlilerinden bir tanesi araba ve arabanın, daha doğrusu önce tekerleğin icadıyla arabanın geliştirilmesi, işte at arabalarıyla beraber burada bunu anlatmaya çalışıyorlar bu kısımda. 1800'lü yıllardan başlıyor müzenin bu kısmı arkadaşlar. At bile koymuşlar. Ondan sonra burada böyle bisikletler var işte. Tekerlerin icadıyla ortaya çıkan bisikletler. Ve işte o dönemde insanların giydiği kıyafetlere kadar her şeyi koymuşlar. Tüm bu sürecin ardından atmosferik motorun icadıyla da bu bölümde artık patentli otomobilleri böyle görebiliyorsunuz. Yukarıdan da görebileceğiniz gibi yıl yıl 86, 1938, 1953 şeklinde çeşit çeşit arabalar var burada. Tabii ki en tatlısı bu. Kocaman da tekerleği var. Arkasında motoru da böyle görebilirsiniz. Bunlar tabii orijinal kullanılmış araçlar değil. Bunlar replika prototipler anladığım kadarıyla ama birebir orijinalini yapmışlar. Şu da çok güzel. Bisiklet araba gibi. Eroka. 1885'li yıllarda icat edilen ilginç bir bisiklet. Yine bakın burada da
Daimler Motor Kutça var. Daimler'in ürettiği ilk arabalardan. 1886 yıllarında. Böyle devam ediyor. Sağ tarafta da arkadaşlar yine motorlar var böyle. 1888-89, 1900'lü yıllardan gelen. Gayet güzel. Bu müzede böyle deneyler de yapabiliyorsunuz. Mesela şu an havacılık kısmındayız. Burada işte uçak nasıl uçak deneyi var mesela. Biliyorsunuz ki rüzgar önemli arkadaşlar. Burada mesela onun testini yapıyorsunuz. Böyle rüzgarı açtık. Uçak kamerası. Mesela türbülans niye oluyor? Bazı yerlerde o jet rüzgarları kesildiğinde böyle bir aniden alçalıyor. Deneyimden yükseliyor falan. Burada bu deneyimleri de yapabiliyorsunuz. 11 euro verince her türlü imkan sağlanıyor. Evet. Herkes Museum toplu taşıma vizesini gezdik. Tam gezemedik aslında. Yani tam son bölümünü gezip çocuk bölümüne çıkacakken müzenin kapandığını öğrendik. 6'da kapanıyormuş. Sessiz olun. Biraz da erken gelin gezin. Tam gezemedik yani.